Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden Arif Ersoy için Çorum Belediyesi önünde helallik alma töreni düzenlendi. 1994-2002 yılları arasında Çorum Belediye Başkanlığı yapan Arif Ersoy'un cenazesi taş bina önüne getirildi. Burada düzenlenen törene yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve çok sayıda yurttaş katıldı. Helallik alma töreninde yapılan konuşmalarda Ersoy'un tüm şehrin ortak değeri olduğu vurgulandı. Biz Arif hocamızın tertemiz geldiğine ve tertemiz doğru teslim ettiğine buradaki herkes, 7'den 70'e herkes, tüm Çorumlular şahittir. Vahid olduğuna, mümin olduğuna, siyaseti bir dava şuuruyla yaptığına, siyaset yapmayıp cihat ettiğine, gerçekten mücahit bir anlayışla, cihat anlayışıyla siyaset yaptığına biz Çorumlular olarak, sebepler olarak şahidiz. Rabbim cennetteki mekanını âli eylesin. İnşallah gerçekten ilmiyle, irfanıyla, tevazusuyla, duruşuyla, gönüllerle nakşederek, gönüllerde çok güzel izler bırakarak, partili partisiz, Alevi, Sünni, Şerkezli, kim olursa olsun, bu şehirde herkes, ben şehrin emin olarak, belediye başkanı olarak da diyorum ki, şehir olarak, tüm şehir olarak iyi bilirdik. Başımız sağ olsun. Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Sizlerin de yakinen bildiğiniz gibi Çorum'da yıllar boyunca Çorumlulara aynen biraz evvel başkanımızın ifade ettiği gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin canla başla hizmet eden, en hayırlı hizmetleri gerçekleştiren bir belediye başkanı ve yine bunun yanında ifade etmek istediğim, ilerleyen yaşına rağmen, bütün meşguliyetine ve ilmi çalışmalarına rağmen Erbakan Vakfımıza da katkı sağlamak maksadıyla Erbakan Vakfımızda İlim Meclisi Başkanlığı görevini de üstlenen çok değerli büyüğümüz, Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İlk Halil İbrahim Başkan yanımda vefat etmiş deyince aklıma şu geldi. Biliyorsunuz benim iş yerlerim Velipaşa Camii'nin karşısında. Cumalar oraya gelirdi. Ondan sonra da babamın yanlığı var. Böyle güzel sohbetler yapardı. Mekanı cennet olsun. Güzel yaşadı. Güzel yaşadı. Güzel eserler bıraktı, maddi manevi. Biz ondan razıyız.